Olay, 28 Aralık 2023'te Çaycuma ilçesine bağlı Muharrem Şah köyünde meydana geldi. Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli jandarma uzman çavuş Muhammed Dankal izin alarak, dini nikahla yaşadığı Yeliz Yolcuoğlu, çocukları ADD ve yeğeni HD ile birlikte memleketi Zonguldak'a gitti. Dankal ile Yolcuoğlu arasında ailevi nedenlerle tartışma çıktı. Bunun üzerine Muhammed Dankal, Yolcuoğlu'nun Zonguldak'taki evinin 150 metre yukarısındaki ormanda otomobilini durdurdu. Tartışma devam ederken uzman çavuş, burada Yolcuoğlu'na tabancayla 8 el ateş ederek öldürdü. Olayın ardından jandarmaya teslim olan Dankal, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturmasını tamamlayarak Muhammed Dankal hakkında iddianamesini hazırladı. İddianamede, Dankal'ın ailevi sorunlar nedeniyle tartıştıktan sonra 8 el ateş ettiği, yeğeni H.D.'nin bağırması üzerine, eşini bırakarak ağabeyi S.D.'nin evine gidip durumu anlattığı bildirildi. S.D.'nin yaptığı kontrolde Yolcuoğlu'nun öldüğünü belirlediği ve vandarmayı aradığı ifade edildi. Dankal hakkında kadına karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi. Jandarma Kriminal Laboratuvarı'nın raporuna yer verilen iddianamede, Dankal'ın dini nikahlı eşine yaptığı atışların uzak atış olduğu da yer aldı. Muhammed Dankal'ın iddianamede yer verilen savunmasında, "Bana sürekli hakaret ediyordu. Ahlaksızlık yaptığıma dair ithamlarda bulunuyordu. Beni aldatacağını söylemişti. Olay günü de yolda sürekli tartıştık. Olay yerine gelince Yeliz, midesinin bulandığını ve botlarını giyeceğini söyleyip araçtan indi. Ben de yardım etmek istedim. Tekrar tartışmaya başladık. Bana ağabeyinin evine gelmeyeceğim deyip küfretti. Montumun cebinden görev silahımı çıkarıp 1-2 metre mesafeden hedef gözetmeksizin ateş ettim. Pişmanım, ağır ithamları nedeniyle bir anlık öfkeyle olay meydana geldi, dedi. İddianame Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. Dankal ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.